Savaştan beslenenlere karşı bizim mücadelemiz aş, iş, emek mücadelesidir. Barış mücadelesidir. Çünkü biliyoruz ki barış yoksa ekmek yok. Ne diyor? Bir mermi kaç para? Sürekli olarak bunu dayatıyor. Erdoğan'ın aklı fikri mermilerde, İHA'larda, SİHA'larda, topta, tüfekte. Erdoğan'ın aklı fikri müteahhitlikte, talanda, yalanda, dolanda. Gerçekten Erdoğan bir barış süreci başlatabilir mi? Artık başlatamaz. Çünkü ipini ırkçılara kaptırmış. Artık oradan çıkamıyor. Kendi yolunu çizemiyor. Bu ülkede ırkçılarla, bu ülkede faşistlerle yürüyenin işte yolu bellidir. O yolun sonu bellidir. O yolun sonunda duvar vardır. O duvar DEM Parti duvarıdır. Gelip o duvara çarpacaklar, paramparça olacaklar. Ana dilimize saygı gösterirler. Ne kültürümüze, ne tarihimize, ne kimliğimize, ne de en doğal haklarımıza. Adeta büyük bir talanın içinde bizi yokluğa, yoksulluğa mahkum ederek yaşamaya mecbur bırakırlar. Bizim kaderimiz değil. Bunu değiştirebiliriz. Bu düzen böyle sürmez. Bu düzen değişecek. Dem gelecek, devran dönecek. Bizim evimiz, yurdumuz, DEM Parti bize ait olan, bizimle olan. Dolayısıyla da öyle başka düşüncelerle sadece bu belediyelere çökmek anlayışıyla gelip aramıza nifak sokanlara verecek bir oyumuz yok. Kendi kardeşimize, kendi yoldaşımıza, kendi arkadaşımıza oy vereceğiz. Bu ülkeyi savaşa sürükleyenlere, bu ülkeyi, bu toprakları kana bulayanlara, evlatlarımızın katillerine asla oy vermeyeceğiz. Bizi yok sayanlara karşı işte şimdi oyumuza, sandığımıza sahip çıkma zamanıdır. Bizim oyumuz irademizdir, tarihimizdir, geleceğimizdir. O yüzden onların oyuna benzemez. Asla satılık değildir. Dilini satar, tarihini satar, kültürünü satar. Oylarını satmışlar. 90'ların kirli ittifaklarıyla kol kala girmişler. Gelmişler şimdi. Diyorlar ki bu kenti biz yöneteceğiz. Asla buna izin vermeyelim. O yüzden de 31 Mart'ta sandığa gidelim. O çözüm irademizi sandığa yansıtalım. Barış irademizi sandığa yansıtalım. Ve bu ceberut düzene gereken cevabı hep birlikte verelim. Bu kararlılığı diyorlar ki muhatap Erdoğan'dır. Erdoğan'la çözüm olur. Erdoğan'ın ipiyle artık kuyuya inilmez. O kuyuya inenler orada kalır. Çözümün çaresi de, çözümün ipi de İmralı'dadır. Muhatap da yolumuzda üçüncü yoldur. Ben hepinize başarılar diliyorum. Devam edelim.